Onlar bugün uzmanıyla aktif sohbetlerde online egzersizleri konuşalım istedim. Doğrusuyla, yanlışıyla, sağlıklı bir spor açısından en uygun şekilde nelere dikkat etmemiz gerekli? Bunlarla ilgili konuşacağız. Doçent Doktor Türker Bıyıklı hocam bizle beraber olacak. Seste herhangi bir problem var mı? Yazarsanız sevinirim. Tekrar açtım çünkü. Herkese merhaba. Birazdan hocamı alacağım. Türker hocam egzersiz ve antrenman bilimleri uzmanı kendisi. Bu alanda çalışıyor. Ses var mı? Ses az önce problem olmuştu. Bana söyleyebilirseniz eğer duyuyorsanız. Merhaba. Ses var mı diyorum. Hayır yok diyorsunuz. Evet, ses iyi. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Bir daha açtım çünkü. Tamam, teşekkür ediyorum. Birazdan Türker hocamı alacağım. Herkese tekrar iyi akşamlar diliyorum. Evet, Türker hocamı alacağım. Birazdan göreceğim. Soruları da alabileceğiz. Özellikle düzgün egzersiz, sağlıklı egzersiz nasıl yapılır? Kimlere güveneceğiz? Türker hocayı bekliyoruz. Evet, az önce ben de bir mesaj attım. Birazdan gelir. Birazdan yayına alacağım. Herkese tekrar merhaba diyorum. Türker hocamı ben alabilir miyim belki girmişse? Türker hocam bekliyoruz. Göremiyorum seni. Evet. Bakalım. Evet, alabileceğim. Ben göndereyim o zaman dedim. Şimdi olabilirse eğer. Sizin de online egzersizlerle ilgili ya da özellikle nelere dikkat etmemizle ilgili bu seçimleri yaparken sorularınız olursa lütfen yazın. Türker hocam merhaba. Merhabalar. Selamlar. Seste sorun yok diye düşünüyorum. Ben duyuyorum Yok. seni. Merhaba, hoş geldin. Teşekkür ediyorum tekrar. Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hocam? Okul, egzersizler. Okul herkesin bildiği gibi uzaktan eğitim süreciyle gidiyor. Tabii ki bu durumu yani verimsiz ortamı verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Çünkü biliyorsunuz bizim beden eğitim ve spor bilimi uygulamalı bir bilim olduğu için mümkün mertebe uygulamaya dokunmak, uygulamanın içinde olmaları gerekiyor katılımcıların ama bu süreci en az hasarla diyelim atlatmaya çalışıyoruz. Ne Evet yazık ki. hocam. Şimdi mutlaka seni tanıyanlar, camia burada olanlar biliyor ama ben kısaca bir kendini tanıtmanı rica etsem. Tabii ki. Öncelikle ben herkese selamlar. Sana çok teşekkür ederim. Yani hem bireysel olarak yaptıkların, çabaların bu işe, insan sağlığına, işin bu tarafına da katkıların bizim için çok değerli. Takip ediyorum, çok takdir ediyorum. Onun için öncelikle sana çok teşekkür ediyorum hocam. Ve ben kendimi tanıtayım. Ben 20 yıla yakındır yaptığım işi sahada uygulamaya çalışan yani yaptığım iş derken ne yapıyorum? Kişilerin fiziksel uygunluk durumları ile ilgili gelişim, koruma, işte sporcu olsun, işte sağlık için hedef koyan bireyler olsun yönlendirme yapan, rehberlik yapan, bu mesleği yapmak isteyenlere tecrübelerini aktarmaya çalışan akademik olarak da hareket ve antrenman bilimleri daha çok fizyoloji alanında yani sistemlerin egzersizle ilgili durumlarını inceleme tarafında çalışan birisiyim. Bazı uygulama tarafında işletme sahibiyim. Yani bu konuyla ilgili servis veren tarafta, yatırımcı tarafında da bulunuyorum. Akademik tarafta varız. İşte kendimiz uygulamacılık yapıyoruz. Yani birkaç şapkadan konuyu yıllardır ele almaya çalışıyoruz. Nacizane. Durum bu.
Evet, aslında hocam yani akademik tarafınız gerçekten hani kuvvetli, özellikle spor bilimlerinin çok iyi bir yere doğru gittiğini düşündüğüm bir dönemde. Pandemi döneminde bu spor bilimcilere çok daha fazla ihtiyacımız olduğunu ben düşünüyorum. Sahaya da inmeniz, yani tamam akademik olarak öğrenci yetiştirmenizin yanında, bilim üretmenin yanında sahaya da inmeniz ve bu hizmeti bilen kişiler olarak vermeniz de çok önemli. Şimdi ben şuna vermek istiyorum. Pandemi sürecinde her şeyimiz alt üst oldu ve egzersiz alışkanlıkları da ister istemez değişti. Egzersiz alışkanlığı olmayanlar da bunun içine itildi, girmek zorunda kaldı. Çünkü her gün yeni bir yazı okuyoruz egzersizin yararı konusunda, egzersizin bağışıklığı arttırdığı konusunda, hareketin özellikle. Buradan hareketle hocam, bu işin evrilmesinde ne gibi olumlu taraflarıyla beraber olumsuzluklar bir bilimci gözüyle görüyorsunuz? Sorabilir miyim? Evet. Tabii ki içinde bulunduğumuz durum global olarak bir salgın, pandemi alarm durumu olduğu için her sektör ve her hani bilim açısından da olsun, sahada da olsun çok etkilendi. Şimdi her durumun olumlu ve olumsuz taraflarına bakmak lazım. Şimdi olumsuzu çok konuşmaktan ziyade ben bu tarafın bize olumlu yönde çok fazla katkı sağladığını düşünüyorum. Ne demek bu? Şimdi yıllarca yaptığınız işin hani diyorsunuz ya sahaya inmek. Şimdi burada yapılan bir şeyin, araştırmanın, geliştirmenin değeri insanlarla buluştuğunda ortaya çıkar. Dolayısıyla burada da bu hizmeti sağladığınız kişilerin, bu servisi alan kişilerin veya topluluğun bu konunun ne olduğunu algılaması çok önemlidir. Yıllarca bunun ne olduğunu anlatmaya çalışmakla kendilerinin bu durumun içine hissetmeleri ve kendilerinin motiv yani güdülenmesi bu manada bir kere olumlu bir durum. Yani burada doğru veya yanlış artık hiç beklemediğimiz yani egzersiz motivasyonu açısından bakarsak farkındalık öncesi dediğimiz yani hiç konuyla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir birey bile artık bu konuyla ilgili bir üst basamağı dediğimiz farkındalık öncesinden artık hazırlık dediğimiz kısma yani benim artık bir şey yapmam lazım galiba. Evet ben fiziksel olarak hareketli veya fiziksel aktivite yapmam gerekiyor galiba. Artık bunu hissetme durumuna geldikleri için çok hızlı bir yol kat ettik insanlara anlatmak veya işte bu konunun önemini algılatmakla ilgili diye benim için çok Evet. olumlu bir şey var şu anda gözlem var ama tabii ki aması var yapacağımız içinde bunun içine gireceğimiz fiziksel aktivite çerçevesiyle ilgili faydadan çok da zarar da görmemek gerekiyor bunun için de tabii birazdan da sanırım konuşacağız konuları. Ama sektör olarak hem bir akademik kişi olarak hem de bir yatırımcı olarak söyleyeyim. Çok inanılmaz bir yol kat edecek pandemiden yani geçiş sürecinden hemen sonra yatırımcılar da fazlalaşacak. Ama tabii ki bir de bunun devlet tarafı var. Yani buna hükümetin katkı sağlaması, yardım etmesi veya aslında bu farkındalığın hükümet tarafından da algılanması ve aksiyon alınması çok önemli. Şimdi buna da değinmek istiyorum. Esasında yatırımcılara da devletin bu manada bir yardımı olması gerekiyor ki bu hizmeti veren yerlerin sayısı artsın. Çünkü biz sağlık hizmetinden bahsediyoruz. Yani vergilerin düşürülmesi olsun, farklı destekler olsun. Şu ana kadar herhangi bir yardım ve farkındalık yani halk sağlığı açısından önemli bir hizmetin farkındalığı henüz daha oluşmadı. Ama bununla ilgili çalışmalarımız var. Yani gücümüz yettiğince ulaşmaya çalışıyoruz. Eğer bunlar da göz ardı edilmezse gerçekten sektör olarak çok hızlı bir büyüme olacağını düşünüyorum. Evet hocam, yani özellikle bireysel olarak ben çok güzel çalışmalar görüyorum sahada. Zaten hani sizin camia diyelim, antrenörler, hocalar, egzersiz eğitmenleri
Zaten bir online eğitimin eşiğindeydi, yani kendi çaplarında bir şeyler yapıyorlardı, zaten kullanıyorlardı. Pandemiyle beraber bu daha çok artmaya başladı. Ama tabii ki bu güzel bir şey. Yani insanları evlerinde hadi kalkın, iki kolları kaldırın, birazcık kan dolaşımınızı arttırın demek bence çok çok değerli. Ve bunu tadan sedanter kişiler de gerçekten hoşlarına gitmeye başladı. Ancak biraz bıçak sırtı bir durum varmış gibi geliyor bana. O yüzden de işin uzmanı olarak size sormak istiyorum aslında. Çok çok güzel. Yani herkese hadi hop kalkın zıplıyoruz demek ne kadar doğru? Biraz bunu açar mısın rica etsem? Şimdi çok güzel. Yani saatlerce konuşulacak bir konu. Ben hemen toparlamaya çalışacağım. Yani gerçekten de çok önemli bir konuya değindin. Şimdi bunu anlatmadan evvel egzersizle ilgili bir farkındalık yaratalım. Şimdi insan organizması moleküler düzeyden sistemlere, en dijital sistemlere kadar fiziksel bir aktivite yapmak, işte basınç, canlılığın devamı, yer çekimine karşı koymak için yaratılmış diyeyim veya oluşmuş bir organizmayız. Dolayısıyla bizim mevcudiyetimiz, yani bu oluşumumuz içerisinde eğer hareket ve fiziksel aktivite, bir dirence karşı koymak, bu her şekilde olabilir. Yani hem dolaşım solunum sistemi olarak, hem hareket sistemi olarak, hem eklemsel postürel işleyiş olarak, hareketin içerisinde olmadığımız her an doğamıza aykırı bir düzenin içine giriyoruz. Şimdi içinde bulunduğumuz dönem bunu bir anda bize gösterdi ve çok hızlı bir hareketsizlik dönemine herkes girince işte ne oldu? Aa evet, biz bir şeyler yapmamız gerekiyor hissetmeye başladık. Nasıl hissetmeye başladık? Eklemlerimizin disfonksiyonları, yani fonksiyon bozuklukları bize hızlıca cevap vermeye başladı. Yaptığımız eylemlerde bunun yanıtını hissetmeye başladık. Hızlı yorulmaya başladık falan. Ha, dedik ki bizim bir şey yapmamız lazım. Şimdi o zaman egzersizin tanımını yapmak gerekirse, fiziksel aktiviteyi kişiyi hazırlayan, belirli bir amacı olan, hedefi olan, akut değişkenleri olan, exert yani bir çaba harcamaktan türemiş ve bir sorunu çözmek veya korumakla ilgili bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi bu tanımı yapar yapmaz hemen zaten işin bireyselliği ortaya çıkıyor. Yani egzersiz mutlaka bireysel şekilde dizayn edilmeli. O zaman dizayn demek, tasarım var. Bu bir tasarım. Yani Ayşegül Birlik için dizayn edilecek egzersiz, onun fiziksel aktivite ihtiyaçlarına, diyemen taleplerine, içinde bulunduğu duruma hazırlamak, korumak, daha kaliteli fiziksel aktivite, yani yaşamını kaliteli bir hale getirmek amaçlı bir dizayn olacak. O zaman bu dizayn yapmak için önce bir değerlendirmek, bir tespitlemek, sonra bu konuyla ilgili bir planlamak, o planı uygulamak gibi böyle süreçler var. Yani biz buna dört adım diyoruz. Ölçme, değerlendirme, hedef belirleme, uygulama diye bir sürecimiz var. Ölçmediğiniz bir şeyi, bir değeri geliştiremezsiniz, kontrol edemezsiniz. Şimdi bunların hepsinin içerisinde bireysellik var. Evet, bu söylem daha ciddi, daha böyle. Ama bu insanları şöyle korkutmasın. O zaman bireyselse, o zaman hiçbir şey yapmayalım. Hayır. Bu işin en uç noktada olması gereken kısmı. Fakat bir bireyin 2 metrekare içerisinde bile fiziksel uygunluk bileşenlerini, yani bir bireye fiziksel olarak uygunluğunu geri bildirim vermek için bazı başlıkları ele almamız lazım ki başta kardiyorespiratuvar, yani solunum dolaşım sisteminin verimliliği çok önemlidir sağlık açısından, ki halk sağlığını konuşuyoruz. O zaman bir ölçme değerlendirme süreci olmasa bile 2 metrekarede bütün fiziksel uygunluk bileşenlerini en azından belirli düzeyde strese uğratabiliriz. Yapmalıyız. Ama şimdi yaparken, bunu uygularken uygulayıcılar, katılımcılar diyelim, bir şeylere dikkat etmeli.
Karşınızdaki uygulama senkron ve asenkron olarak ikiye ayrılır. Şimdi online dediğimiz hadise canlı, şu anki gibi senkron. Şimdi bunu kaydedeceksiniz muhtemelen. Sonra da asenkron olarak bunu izleyecek takipçilerimiz. Şimdi senkronu da ikiye ayırıyoruz. Bireysel ve grup olarak ikiye ayırıyoruz. Şimdi bireysel online ayrı bir platformda tartışılması lazım. Online grup ayrı bir tartışma alanı. Bir de asenkron bir izleyip işte kayıtlı bir videoyu izleyip oradan takip etmek üçüncü bir platform. Şimdi bunların hepsi ayrı ayrı değerlendirmeli. Hepsinin avantaj ve dezavantajları mevcut. Ama sağlık açısından baktığımız zaman mutlaka senkron olan, birebir olan, işte dört altın kural diyoruz. Anlatmak, göstermek, uygulatmak, tekrar modifiye etmek, çek noktalarını geri bildirim, iç geri bildirim, internal, eksternal geri bildirim verdiğimiz durumlar var. Bunlar en sağlıklı olanı. Ama hiçbir şey yapmamak veya işte evet ben bireysel olarak bir yönlendirme alamıyorum, o zaman hiçbir şey yapmayayım demek de doğru bir yaklaşım değil. Ama biz bunlara neye dikkat etmeliyiz vurgulamamız lazım. Sanırım oraya geleceksiniz, değil mi Evet hocam? evet tabii hocam. Tabii ben araya girmek istemiyorum. Yankı oluyor karşılıklı. Öyle Bir mi? sonraki Tamam. sorum oydu. Oraya getirdin. Evet hocam. Neye dikkat Şimdi, edeceğiz? evet, şimdi senkron ve asenkron olarak ayırdıktan sonra senkronu bir tarafa ayırırsak eğer, yani birebir karşılıklı online yapılan personal training dediğimiz uygulamayı bir kenara ayırırsak, önce senkron grup, sonra asenkron şeyi konuşalım. Şimdi grup egzersizlerinin zaten doğasında temelinde eş zamanlı olarak iki ve daha fazla kişiye, bu bazı zamanlar onlarca kişi olabilir. Hatta bazı organizasyonlarda, yani entertainment içeren organizasyonlarda yüzlere, binlere de çıkabilir büyük konvansiyonlarda. Şimdi bir grubu eş zamanlı olarak fiziksel bir aktivite içine sokmak güzel bir motivasyon kaynağıdır. Ama bireylerin mevcut durumlarını da belirli bir seviyede öngörmeden yapılırsa, yani herkesin katıldığı bir organizasyon, hadi buyurun herkes bunu yapsın demek de çok tehlikelidir. O yüzden kişiler şuna dikkat etmeli. Katılacağım bu grup aktivitesinde benimle ilgili bir seviye bildirimi yapılıyor mu? Birincisi bu. Yani uygulamayı rehberlik yapan taraf, sevgili katılımcılar, bu yapacağımız uygulama şu 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 gibi bir profil en azından vermesi gerekir bize. Bir dakika hocam. Yani bir Nasıl bir profil? Yani seviye olarak mı anlatması gerekir? Yayın dondu galiba. Bir saniye. Ben de donmuş olabilirim. Şu an bir donukluk var yayında sanıyorum. Türker hocam ben mi dondum? Yani siz donmuşsunuz gibi görünüyor bende ama. Evet. Evet, dondu. Tekrar hocam. Özür diliyorum. Türker hocam tekrar sizi alacağım. Türker hoca donuk diyor. Ben de onu evet donuk görüyorum. Tekrar alayım Türker hocamı. Evet tekrar bekliyorum. Sanırım hocanın bağlantısında bir şey var. Bekliyorum ben. Tüh, ne de güzel anlatıyorduk. Evet merhaba hocam Geldi mi? tekrar. Heh, Evet. tekrar merhaba. Tamam. Hemen. Şimdi şöyle bir hemen geri bildirim vermesi gerekir bu şeyin. Şimdi içinde bulunduğumuz
fiziksel aktivite bizi işte solunum dolaşım sistemi olarak üst düzey bir strese uğratacak. Çünkü zaten antrenman olması için sistemlerimizin belirli oranda strese uğraması lazım. Ama bu oranın yüksek mi, orta mı, düşük mü olduğunu bir geri bildirim vermesi lazım. Eğer daha önce hiç egzersiz yapmadıysanız, işte 6 ay ve üstünde herhangi bir fiziksel aktivite düzenli yapmadıysanız veya işte şu kadar süredir şu düzeyde bir egzersiz yapıyorsanız, herhangi bir kardiyovasküler bir hastalığınız yoksa Yoksa. gibi bir geri bildirim verecek ve bir profil oluşturacak ki ben de dahil olayım. Ama evet, hep beraber şu anda şunu yapıyoruz. Hadi bakalım. Bu illaki solunum dolaşım sistemi olmayabilir. Yani yapacağımız bir çok basit bir met egzersizi dediğimiz o yaygı, hani sırt üstü yattık, basit bir egzersiz yapıyoruz diyelim. Burada bile herkesin uygulamaması gereken, ne demek bu herkesin uygulamaması gereken? Eğer sedanter bir bireyse bu kişi, katılımcı, yerde yatıp gövdesini fleksiyona getirecek dediğimiz, yani gövdesini bükecek bir egzersiz bile bu kişi için, daha eğer core stabilizasyon becerisi o yoksa, tehlikeli olabilir. Yani dolayısıyla seçilen egzersizlerin çok spesifik olmaması gerekir. Evet. Çok eklemli, çok böyle komplike hareketler olmaması gerekir katılacağınız ve yapacağınız. Çünkü bunları yaparken mutlaka ve mutlaka bir bireyin size özel bir işte eklemlerinizin, işte ayak bileği, diz, kalça, omuz, boyun gibi eklemlerinizin geri bildirim vererek modifiye etmesi gerekir. Yani bunu siz doğru yaptığınızı düşünseniz bile muhtemelen size zarar verecek noktaya gidebilir. Hazır değilsinizdir çünkü. Hazır olduğunuzu da siz kendi kendinize karar veremezsiniz. Dolayısıyla çok spesifik olmayacak. İkincisi, ya yani birincisi bir geri bildirim verecek program. Verecek. İkincisi çok spesifik olmayacak. Evet. Genel geçer. Genel geçer. Komplike olmayan basit egzersizler, kişiyi çok fazla strese uğratmayacak egzersizler, bir grup egzersizi olarak online uygulanabilir dediğim zaman hiç yoktan iyidir kısmına girer. Şimdi Tabii. asenkrona gelirsek, yani canlı bir kişi yok karşımızda, bizi de görmüyor. Ben bir videoyu, kayıtlı bir videoyu açtım, oradakileri takip edip yapıyorum konusu bir tık daha tehlike arz etmeye başlıyor. Çünkü canlı bir etkileşim yok. Bir geri bildirim yok. Dolayısıyla yine aynı şeye dikkat etmemiz gerekir. Bu planlamanın altında bilgilendirme, kimin için, bu programın sonunda ne elde etmemiz lazım, egzersiz yaparken nasıl bir akut değişkenleri var, yani dinlenmesi, işte tekrarı, seti gibi akut değişkenler. Çünkü dramatik olarak bütün sonucu etkiler fizyolojik olarak. Dolayısıyla ben bunu daha tehlikeli olarak görüyorum, ama yine de genel geçer. Yoğunluğu ve şiddeti, ikisi farklı şeyler, biraz daha düşük. Daha böyle sadece günlük fiziksel aktivite düzeyinin biraz daha üzerinde. Hareket sistemi dokularımızı, yani sinir dokuyu, işte destek dokuyu, bağ dokuyu, yumuşak kas dokuyu harekete geçirecek egzersizler, daha çok hani koruma şeklinde yapılan egzersizler online olarak şu dönemde elzemdir, yapılması gerekir. Yani hocam şunu aslında ben anlıyorum. Hani diyelim ki ben bir hem günlük hareketime katkı hem de bir yapılandırma istiyorsam ve bir salona da gitmeye korkuyorsam pandemi döneminde bir antrenörün bana online yardım etmesini istediğim zaman o antrenör bana kayıtlı bir şey vermesin, değil mi? Online olarak karşılıklı şu an sizinle olduğunuz gibi açalım. Ve Aynen öyle. benim verdiğim bilgileri değerlendirerek kendimle ilgili benim düzeyimi belirleyerek bana o anda bana uygun hareketleri yaptırsın. En sağlıklısı bu anladığım kadarıyla.
Kesinlikle. Şimdi şu, ona da şöyle gelelim. Ölçme, değerlendirme, hedef belirleme, planlama ve uygulama şeklinde dört adımlı bir rehberliktir bu. Tamam. Şimdi ölçme derken illa ki böyle hani laboratuvar düzeyinde ölçmeye ihtiyacımız yok. Belirli başlı evinizde bile yapacağınız uygulamalarla bir geri bildirim alabilir ve size bu geri bildirimi yorumlayabiliriz. Şimdi bu çok önemli. Ne demek bu? Biraz önce fiziksel uygunluk yani fitness dediğimiz to be fit, fit olmanın, fiziksel olarak uygun olmanın bileşenleri var. Ve en önemli bileşeni, en önemli kovası kardiyorespiratuar sistemin işleyişi. Ben bunu sürekli söylüyorum. Kişiler diyor, Yok, yine gitmesin görüntü lütfen. Türker Hoca yine dondu. Türker Hocam, beni duyuyorsanız eğer ya internetten çıkıp şimdi iyi. Bir saniye. Evet. Hoca dondu. Hocam 4G'ye geçseniz daha verimli olabiliyor görüntü aslında. Yani Türker Hocam eğer duyuyorsanız, dikkatimizi verdikçe bağlantı kopuyor. Evet, Elif çok haklısın. Öyle. Ben o zaman tekrar bir hocaya deneyeceğim. Türker Hocam eğer duyuyorsanız 4G'ye geçin. Bence Wi-Fi'de bir şey var. Tekrar çıkarıp almak zorunda kalacağım çünkü. Bir daha alacağım. Bu arada gelen soruları da görüyorum. Onlar da benim listemde, onlar da sorulacak. Merak etmeyin, benim de merak ettiğim sorular çünkü. Türker Hocam, evet, dikkatle dinledikçe bağlantı gidiyor. Belki yorumları kapatabilirim, bir ihtimal. Bağlanıyor tekrar. Hocam şimdi oldu. geldik mi? Geldik geldik. Ya kusura Aa, bakmayın. yo, rica ederiz. Önemli bir Bulunduğum yer, yerdi. evet. Biraz sıkıntılı. Hocam söyleyin tekrar. Tamam. Nerede kalmıştık? Şimdi ölçme, değerlendirme, hedef belirleme, uygulama dedik ve Evet. ölçmenin çok basit uygulamalarla 2 metrekarede evinizde bile bazı noktalarda geri bildirim alabileceğimizi söyledik. Bunların da en önemlisinin dolaşım solunum sistemiyle ilgili verimliliğin değerlendirilmesi dedik. Bana hep soruyorlar dedim. Neden buna çok önem veriyorsunuz? Çünkü içinde bulunduğumuz durumda kronik hastalıklara baktığımız zaman genelde hareketsizliğin de sebep olduğu ölümlere bakıyoruz. Ölümlerin onda 8,6'sı kronik hastalıklar sebebiyle ve bunun büyük çoğunluğu da kardiyovasküler hastalıklar sebebiyle. Yani hiç Ya kimse çok. postürel bir bozukluğu olduğu için, işte hamstringi gergin olduğu için hayatını kaybetmiyor. Yani önce solunum dolaşım sistemiyle ilgili bir aksiyonu bu şu demek değil. Sadece onunla ilgili bir antrenman dizaynı kesinlikle değil. Entegre olmalı. Mutlaka entegre olmalı. Yani bütün unsurlar antrenmanın içerisinde dizayn olarak koyulmalı ama yani birazcık daha hani dokunacağımız veya diğerleri biraz daha buna araç olarak hizmet etmeli şeklinde bir dizayn olmalı. Peki dizayn ne demek? Dizayna bakarsak yani bir amaca ulaşmak için program dizaynı dediğimiz şey belirli bir hedefi olan plana yönelik tasarımlar esasında baktığımız zaman ve bu tasarımların kendine özgü bir kondisyon dediğimiz yani o bileşenlerin yukarıya doğru çıkması, korunması çünkü dokunmadığınız zaman bunların hepsi gerileyecek, decondition dediğimiz hadise oluşacak Tabii. sağlık açısından. Tabii. Bütün bunlara dokunmak ve bireylerle ilgili kişiselleştirme sürecidir bu. Şimdi burada hedeflere ulaşmak için bir kere bir planlama, bir kişiye özgü bir yönlendirme olmalı. O zaman bunun içerisinde o kadar fazla değişken var ki ya bunların hepsinin bir uzman tarafından size aktarılıyor olması lazım. Şu özelliğinizin korunması, şu özelliğinizin gelişmesi, bunun için şunu yapacağız. İşte şimdi dizaynımızın amacı bu gibi geri bildirimler içermeyen, hadi bakalım şimdi bunu yapıyoruz, hoplayalım, zıplayalım.
Bir saati doldurduk. Gidelim. Bu sadece online için değil. Genel olarak bu yaptığımız Genel meslek için olarak. geçerli. Online'da daha da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bir antrenman dizaynı için 3 tane bileşen var. Yani biz bir antrenmanı dizayn etmemiz için 3 tane temel unsur var. Bunlardan en önemlisi seviyelendirme. Yani periyotlama. Gidiş yolu. İki, ihtiyaçlar hiyerarşisi. Yani bir antrenman programın içerisinde dokunulması gereken unsurlar diyelim. Mesela esneklik. Mesela işte core aktivasyonu. Mesela denge. Mesela reaktif eylemler. Mesela direnç. Bütün bunların hepsi bir ihtiyaç ve bunların da bir sıralaması var. Yani hepsi birbirinden önce veya sonra değil, bilimsel bir gerekçeyle, sıralamayla ilerler. Ve buna optimum, en verimli antrenman metodu diyoruz. Şimdi üçüncüsü de akut değişkenler. Yani bir egzersizin tekrarı, seti, dinlenme aralığı, frekansı, hacmi, yoğunluğu, temposu. Yani bir egzersizin, bir hareketin başlangıcı ve sonu arasında geçen süre. Bütün bunların hepsi dramatik olarak birbirlerini etkileyen unsurlar. Dolayısıyla bunların hepsi de bireysel, hepsi de seviyeye uygun, hepsi de o ihtiyaca uygun dizayn edilmeli. Şimdi bu bir kenara. Şimdi bir de bunun online tarafında eğer ben size bu rehberliği yapıyorsam bizim yine dört adımımız var. Anlatma, gösterme, çünkü demonstrasyon işimizin en önemli tarafı. Tabii. Uygulatma ve tekrar gösterme. Bakın, iki tane tekrar gösterme dediğimiz iki tane demonstrasyon var bu işimizin içerisinde. O zaman bu kadar çok gösterme varken sizin beni görmeniz gerekiyor bir kere, tamam. Benim de sizi görmem gerekiyor. Ama biraz evvel söylediğim internal ve eksternal geri bildirimler vardır. Biz bir egzersiz uygulatması sırasında bu feedbackler, bu geri bildirimler motor davranış dediğimiz işte motor kontrol, motor öğrenme ve motor gelişim sürecinden oluşan motor davranış. Nedir motor davranış? Siz örneğin bir adım yani squat egzersizi yaparken aynı egzersizi başka 10 kişi de yapsa onun da motor davranışı birbirinden farklıdır. Şimdi motor davranış dediğimiz şey bizim motor kontrol dediğimiz unsurla başlıyor. O nedir? Bizim mevcut şu anda anlık akut mevcut olan sinir kas sistemi entegrasyonumuzdur. Mevcut olan öğrenmedir. Motor öğrenme dediğimiz eski mevcut öğrenmelerle yeni unsurların nispeten değişiklik yaratmasıdır. Motor gelişim de tekrarlar ve tekrarlar ve tekrarlar sonucu artık yapılan eylemin en önemlisi mesela postürel kontrolün artık dışarıdan bir uyaran gerekmeden kişinin artık hem açısını hem vücut ağırlığının dağılımını, eklem noktalarını geri bildirim yapmaya gerek duymadan artık bir noktaya getirdiği halde. Şimdi motor davranış herkeste farklı. Benim bunlarla ilgili mutlaka size uyarı yapmam. Aslında sizi tanıyorsam eğer Ayşegül Hanım, ben sizinle zaten uzun süredir birlikteysem online ders yapmak benim için sizinle çok da fazla hani Kolay. etki dışında çıkmaz. Evet. Ama hiç tanımadığım, hiç bilmediğim, daha burada tanıştığım ve buradan konuştuğum bir birey beni biraz daha bu motor davranış durumundan dolayı zorlamaya başlar ve artık orada işin içine tecrübe girmeye başlar. Yani kişiye vereceğiniz geri bildirimin düşünsenize bütün duyu yani işte dokunma da çünkü bizim işimizde bir nokta. Dokunarak, hissederek, hissettirerek kişiye vereceğimiz geri bildirim artık bizim için kullanılmayacak bir tool oluyor. Onun yerine sürekli bu şekilde tarif ederek, anlatarak daha çok bu sefer göstermeyi daha çok kullanmamız gerekiyor.
Tabii. Ama yine yapılmayacak bir şey yok. Burada da checkpointler dediğimiz kontrol noktalarımız var. Bir bireyin bir egzersiz sırasında onunla ilgili kontrol noktalarımız vardır. Temel olarak 5 tane kontrol noktası vardır. Ayak bileği, diz, kalça, omuz ve omurganın boyun kısmı. Kalça dediğim de yani lumba pelvik hip kompleks. Dolayısıyla bunlara önden, yandan, arkadan mutlaka görüp yönerge vermemiz gerekiyor. Hiç tanımadığım bir bireyi, örneğin ben sizinle şu anda bir seans yapsam, burada size her açıdan sizi görebileceğim bir noktada olmanız, hareketi hep aynı açıda değil, değiştirerek, açılarınızı değiştirerek bana göstermenizi istemem gerekiyor ki emin olayım sizin check noktalı yani kontrol noktalarınızla ilgili yapacağım geri bildirimde. Bu hizalanmadan. Dolayısıyla bu noktada da online derslerde bu tarz geri bildirimleri veren veya istemcilerin bunları talep etmesi gerekir. Özellikle rehberlerinden bu tarz bir geri bildirim alması gerekir. Bunun bilincinde olmalılar. Şimdi o soruya zaten geliyoruz. Gelmemiz de gerekli. Evet. Hatta soru geldi onunla ilgili. Öyle mi? Sorular, evet. Soru gizli soru tarafında gördüm. Bu işte bu kişilerin yeterliliği nedir? Ben X kişiyim. Ben çok ne yaparım? Ararım Türker hocam. Sen müsaitsen veriyorsan bir training istiyorum ya da beni birine yönlendir. Güvendiğim bildiğim birine derim mesela. Bunu bilemeyen yani çoğu kişi bilemez tabii ki. Nasıl seçecek? Bu seçimi nasıl yapacak? Nasıl hocasını, trainerını sorgulayacak? Evet, Burak, sen sordun. Yani Burak mı sordu? O sordu. Burak'cığım selam. Şimdi tabii çok kritik bir durum bu. Çünkü baktığımız zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık hizmetlerini tanımlarken üç temel hizmetten bahsediyor Dünya Sağlık Örgütü. Birincisi prevention, önlemek. İkincisi diagnosis, yani teşhis ve tedavi. Üçüncüsü de esenlendirme, rehabilitation. Şimdi burada baktığımız zaman sağlık hizmetlerini hep teşhis ve tedavi kısmı ön planda konuşuluyor. Fakat önleyicilik ve esenlendirici tarafta çok önemli bir kritik meslekten şu anda bahsediyoruz. Ve yaptığımız iş gerçekten kişilerin, toplumun, sosyo, kültürel, ekonomik, bakın çünkü hareket, fiziksel aktivite o toplumların sağlık giderlerini de çok büyük ölçüde düşürecektir. Bununla ilgili rakamlar çok enteresandır. Tabii. Amerika Birleşik Devletleri'nde kronik hastalıklar sebebiyle 503 milyar dolar yıllık gider var. 503 milyar dolar yani billion. Dolayısıyla baktığımız zaman ve bunların birçoğu fiziksel aktiviteyle önlenebilecek veya o toplumun verimliliğini arttıracak unsurlar. Çok önemli bir iş yapıyoruz. Şimdi bu kadar önemli bir iş yaparken bu hizmeti Hocam alan taraf sözünü unutma, ilaç kullanımları da düşüyor. Bir de oradan kârı ekle üstüne. tabii. Hepsi Zaten aynı paket. sağlık giderleri derken onun içerisinde o da var. O da var, evet. Şimdi bu kadar önemli bir konuyu konuşurken bu hizmeti alan tarafın hizmet vereni ölçmesi veya hizmet verenin bir teraziye koyması çok mümkün değil. Yani Evet, çünkü evet. o konunun uzmanı olması gerekir. Yani biz bir meslek erbabı olarak işte bir ne bileyim zanaatkarı başka bir zanaatkarı değerlendirmesi olabilir ama hizmet alan tarafın değerlendirmesi çok güç olduğu için kritik noktalar var. Şimdi biraz önce söylediğim kritik nokta, eğer hizmet veren tarafın sizi herhangi bir risk analizi yapmıyor olması veya yapıyor olması. Ne demek risk analizi? Sizin egzersize hazırlık mevcut durumunuzu
tespitleyecek bazı genel geçer bilimsel içerikli sorgulamalar veya işte değerlendirme formları veya değerlendirme şeyleri var. Ölçekleri diyelim, ölçekleri var. Burada kişinin düşük, orta, yüksek risk grubunda olup olmadığını öncelikle tespit ederiz. Ardından eğer yüksek bir risk faktörü içeren birey varsa, yani kronik bir hastalık teşhisi konmuşsa kendisinde, o zaman mutlaka bir hekim önerisi, mutlaka bir hekimle o konuyla ilgili bir çerçeve, bir geri bildirim diyaloğu içerisine girmek. Evet. Eğer bunu sorgulamıyorsa zaten Evet. bir çarpı. İkincisi, sizin mevcut fiziksel uygunluk durumunuzla ilgili basit geri bildirimler verecek bir ölçme, değerlendirme yapmıyorsa ikinci çarpı. Bunlardan geçtikten sonra karşınızdaki yönlendiricinin sizin yapacağınız yol haritası veya işte gideceğiniz yolla ilgili bir genel geçer öngörü, işte şu kadar şunun üzerinde duracağız, amacımız şu gibi bir planlamayı size aktarmıyorsa üçüncü çarpı. Yani Tamam. şu değil: Türker Hoca, ben sizi ders alacağım. Evet, şu saatte buluşalım. Evet, hazır mısınız? Hazır. Evet, şimdi ilk hareketimiz bu. Nasıl karar verdik? Nasıl seçtik bu egzersiz seçimini? Çünkü egzersiz seçimi de bir akut değişkendir. Bu arada akut değişkenleriyle ilgili çok önemli bir şey söyleyeyim, virgül koyup. Bu akut değişkenler her antrenman programında yer alan ve manipüle ettiğimiz, yani kişinin fiziksel ve fizyolojik beklentileriyle ilgili, yani planlamamızla ilgili manipüle ettiğimiz bileşenlerdir. Ve bu Doğru. bileşenlerden bir tanesi de egzersiz seçimidir. Ben bir egzersizi seçiyorsam sizin için seçeceğim bir egzersiz olacak. Şimdi bunu hiç bilmeden, ölçmeden, bu süreçleri geçirmeden, hadi bakalım geçin karşımıza, şimdi bunu yapıyoruz diyorsa eğer bir birey, şeye bir rehber veya bir uzman, o zaman yine sizin bunu sorgulamanız gerekir. Gerekiyor. Peki genel geçer olarak bir standartizasyon belirleyecek olursak, tabii ki her mesleğin standartizasyonu, uluslararası düzeyde yetkinlikleri, unvanları var. Tabii bunu insanlar bilemez ama mutlaka bunlarla ilgili de o kişinin mesleki olarak uluslararası düzeyde ünvan, ama ünvandan bahsediyorum. Yani bir oturuma katılıp orada bir şeyler, bu da bir oturum. Yani burada da biz bir şey yapıyoruz ama hani buna katılmak değil. Bir değerlendirme sürecinden sizi bir mesleki olarak üst sınıf ve üst standart size bir değerlendirmeye sokup sizi bir süreçten geçirip size ünvan veren uluslararası şeylerden bahsediyorum, ünvanlardan bahsediyorum. Bunu almışsa eğer zaten bu tarz yönlendirmeler zaten yapıyor olacaktır. Onlara da bakmanız lazım. Mutlaka bu konuyla ilgili ehliyet, özellikle ülkemizde bir ehliyeti olmuş olması. Mutlaka Bunun ehliyeti nedir hocam? Bunun ehliyeti nedir? ya Şimdi şöyle. işte ben eczacılık fakültesi mezunuyum. Bana ilaçla ilgili sorarsınız. Vardır bilgim, veririm. Gıda takviyesi anlatırım. Onu sağlıkla ilişkilendiririm. Sizin alanınızda çok fazla sertifika, çok fazla işte düzelticisi var, medikal egzersizi var. Daha birçok takılarla artık içinde de olduğum için görüyorum hocam ve ben mesela çoğundan anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Bu online olarak ben bir hocaya başvurduğum zaman nasıl bir belge onda göreceğim emin olabilmek için? Dediğim gibi önce sonuç itibariyle bu ülkenin bir kuralı, kaidesi, yasaları veya işte içinde bulunmamız gereken, uymamız gereken durumlar var. Şimdi biz dışarıya çıkıp araba kullanmak istiyorsak eğer bir ehliyet almamız gerekiyor. Bu ehliyet temel olarak işte ülkenin organize ettiği, bakanlıkların organize ettiği, federasyonların organize ettiği temel yetkinlik ehliyetleridir. Ama bunu alır almaz, tamam artık bu konuda yetkinlik yeter mi?
Bu konu hiçbir zaman yetmez. Zaten bizim mesleğimiz sürekli gelişimin içinde olan bir meslektir. Evet. Bunun üzerine biz araba kullanmak için ehliyetimizi aldıktan sonra ileri sürüş teknikleri veya işte o araca uygun veya o aracın belki taşıdığı yolcuların durumuna uygun özel eğitimler almak, spesifik eğitimler diyoruz bunlara. Spesifik eğitimler almış olmalarını aramanız lazım. Bunlar da uluslararası düzeyde dünyanın tanıdığı, bildiği ünvanlardır. Ve dolayısıyla karşınızdan ki kişiden bunları sorgulamanız elzemdir. Mutlaka bunları sorgulamanız gerekir. Şimdi şeye gelelim. Sertifika veya işte çok fazla çeşitli konu olması durumuna gelelim. Bu aslında kötü bir şeyden ziyade esasında arz talep dengesine baktığımız zaman talep edilen bir hizmetin uzman yetiştirecek arza karşılık gelememesine sebebiyet. Yani ondan dolayı oluşan bir ortamdır bu. Çünkü çok fazla talep var bu işe. Yani hizmet almak adına talep artıyor çok hızlı. Ama bu artan talebe karşılık gelecek uzman yetiştiriciliği aynı hızda ilerleyemediği için bu aradaki gap tamamen kulaktan dolma veya işte ben çok fazla egzersiz yapıyorum. İşte komşularım da ne kadar güzel bize de gösterir misin? Ben o zaman gideyim bir yerden de bununla ilgili bir şey alayım. Kağıt parçası alayım da eğitimini de almış olayım. Talepleri bu arzı oluşturuyor. Şimdi bu normal bir süreç. Esasında doğal bir seleksiyon. Olması da gerekir, olsun. Ama belirli bir süre sonra her şey rayına oturacak ve iyi eğitimli, yetkin olan, yetkin olmayandan öne çıkacak. Nasıl çıkacak? Hizmet alan taraf bilinçlenmeye devam ettikçe, Tabii. geliştikçe Tabii. kimin daha iyi hizmet verdiğini artık yavaş yavaş hizmet alan taraf ayırt edebilecek. İşte o zaman sertifikanın değil, yani belgenin değil, bilginin, tecrübenin değerli olduğu bir noktaya geçeceğiz. Bu bir geçiş süreci hocam. Yani olacak, engelleyemeyiz, olmalı da. Çünkü bu geçiş olmadan taşlar yerine oturmaz. Oturmaz. Her meslekte olduğu gibi. Aynen uzmanlıklara, spesifik şeylere gelelim, eğitimlere gelelim. Eğitim alan veya almak isteyenler. Yine aynı şekilde biraz daha şimdi uzmanlıklara geliyorum. Eğitim almak isteyenler de eğitimi aldıkları program veya içerik veya oluşumun gerçekten bunu karşıladığını, öncesinin, sonrasının yani bir kariyer planının olup olmadığına bakmaları. Çünkü eğer ben eğitim almak istiyorum ve beni eğitim veren taraf hiç sorgu sual yapmadan direkt o eğitimin içine dahil ediyorsa, benim çünkü bir hazırlık durumum var. Şimdi ben üniversiteyi kazandığımda direkt değil mi? Bir sıralaması var. Yani bir kariyer kategorizasyonu adımlaması var. Şimdi ben hazır olmadığım zaman alacağım bir eğitim bana faydadan çok zarar verecektir. Dolayısıyla eğitim alacakları kurumların, kişilerin, oluşumların her neyse verecekleri eğitimin içeriğine uygun olup olmadığını beni bir geri program orada bir problem var. İki, veren kurumların bu eğitimle ilgili yetkinliğini verdikleri eğitimi önce kendilerinin alıp almadığına bakmak da çok önemli. Ama onun dışında verilen bütün paylaşımlar, yapılan bütün paylaşımlar değerlidir, iyidir, olmalıdır. Mümkün olan her paylaşımı alalım ama şöyle bir risk var. Çok spesifik bir meslek olduğu için hazır olmadığınızda aldığınız bilgi size engel olabilir. İyi bir kariyer planlaması yapabilmek için. Dolayısıyla her şeyin bir kategorizasyonu var. Biraz önce söylediğiniz o eğitimler veya uygulamalar diyelim, çok spesifik eğitimlerdir. Yani belirli bir düzeye gelmiş,
Şöyle örnek vereyim. Yine metafor gibi olacak. Bir hekimin tıp fakültesinden pratisyen hekim olarak mezun olduktan sonra branşlaşması, uzmanlaşması, spesifikasyonlara dahil olması gibi bir süreç var. Bizim de uluslararası bir personal trainer unvanı almadan, o süreçlerden geçmeden ileri düzey fitness uygulamaları dediğimiz ileri düzey işte kronik hastalıklarla olan bireylerle veya işte spesifik disfonksiyonları tespit, değerlendirme, aksiyon planı alma yani korektivite ile ilgili egzersiz uygulamalarıyla ilgili spesifik eğitimleri alıyor olmak veya almak istemek doğru bir yaklaşım değildir. Önce bir personal trainer olacaksınız. Ondan sonra burada bir klinik zaman geçireceksiniz sahada. Uygulama yapacaksınız. Yaşayacaksınız. Sonra belirli bir düzeye geldikten sonra spesifikleşmek en doğru olan yöntemdir, yaklaşımdır. Ve bu uygulamaları aldıkça, yaptıkça, geliştirdikçe sonsuz ve bu mesleği yaptığımız sürece geliştireceğimiz durumların içine gireceğiz. Dolayısıyla eğitimleri de böyle değerlendiriyorum. Evet hocam. Ben naçizane dışarıdan sizin alanınızdan olmayan bir kişi olarak şunu söylemek istiyorum. Yani benim görmek istediğim tablo şu olmasını isterdim. Personal trainerlar olarak ben bana gelen danışanlarıma çünkü kendi alanımla ilgili bilgileri verince bir de benden mesela kiminle çalışabilirim diye yönlendirmeler de istiyorlar. Böyle bir durumda ben sağlam böyle birkaç çatı dernek mi dersiniz artık ya da sizin kendi içinizde mesleki olarak birleştiğiniz yerler mi dersiniz? Oralara başvurup sizden doğru ve tam nokta bilgileri alıp danışanımı oraya yönlendirmek isterim. Yani çünkü o kişi bu sefer internet ortamına dalıyor ve belki de görsel olarak en çok beğendiği kişiye gidiyor ve sorgulamadan Doğru. hep bir soru işareti. Yani çok özür diliyorum. Bizim mesleğimizde de var ama sizde de bilenlerin, bu işi çok iyi yapanların, bilimsel olanların en iyi yere gelebilmesi adına böyle bir doğrulamayı kendi içinizde de yapsanız sağlık alanında çalışan bizlere de çok büyük katkınız olur aslında hocam. Tamam, ben mesela sizi açar sorarım. Doğru. Başka bir Doğru. hocama arar sorabilirim ama genelde böyle işlemiyor saha. Biraz Evet. fazla görsele ve internetten bakıldığı için olumsuz dönüşler ben alıyorum hocam. Bu konuda biraz Evet. düzeltmeler yapılamaz mı? Yani anlatmaya çalıştım ama. Yapılması gerekir tabii ki ama bu hani bireysel olarak bizim işte veya şu anda da ben Atletik Performans Antrenörleri Derneği kurucu başkanıyım. Şimdiki yani eskiden ismi Sportif Performans Kondisyonerleriydi. Şimdi değişti. 10. yılımızı açtık. Dernekler olarak tabii ki bir önerilerde bulunuyorsunuz ama bunu devlet olarak veya devlet kurumları olarak organize etmek veya bu oluşumlara da biz de destek vermek durumundayız. Şimdi ama bu algı yavaş yavaş gelişti. Eskisi gibi değil. Şimdi birazcık spor federasyonları birazcık daha artık sahayla barışık destek alan bir konuma geldi. Çünkü insanlar sahadan olunca yönetim kadroları problemleri de bildikçe çözüm üretmek isteği veya arzusu oluşmaya başladı. Bunu yapması gereken devlet kurumlarındır. Bir find and instructor sistemi kurmak yani kişiler böyle bir hizmet almak için bir sisteme girip oradan tarattığında kendisine en yakın olanı da bulmakla ilgili bir sistemler oluşması, standartizasyon oluşması iyi olur. Uluslararası kurumların, biraz önce söylediğim gibi uluslararası kurumların, ben şimdi kendi eğitim şirketim olduğu için uluslararası dünyaca geçerli. Ben şimdi reklam yapmak, söylemek de istemiyorum, şey gibi anlaşılsın Ha, o istemiyorum. ayrı Hiç ayrı önemli değil. söyleyin hocam. Söyleyin, ben soracağım zaten.
Yani Yani size çok başvurduğumuzda bize değer. neler verebilirsiniz? Bunu soracağım zaten. Evet. Şimdi çok değerli kurumlar. Evet, hocam yine Medicine. evet geliyor, geliyor. NASM dediğimiz ki bizim şu anda Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti temsilcisi olduğumuz Ulusal Sporcu Sağlığı Birliği'nin organizasyonları ve bunun gibi birçok organizasyon var. Ben Girdiğiniz zaman hocam ses geldi diyor. Tamam hocam, şimdi bir git. Seste gidip gelme oldu. Tekrar bir sizin yetkinliğinizi alabilir miyiz hocam? Hemen. Baştan alalım biraz. Şimdi uluslararası birçok önemli bu konuda özellikle halk sağlığı tarafında ACSM gibi başta olmak üzere ve onun takibi 60 senelik bir kurum. NASM, En iyisi. Ulusal Sporcu Sağlığı Birliği, American College Sports Medicine gibi ve bunun gibi birkaç tane daha uluslararası saygınlığı olan, respected dediğimiz öncü kurumun uygulamalarına girdiğimizde orada find an instructor yani eğitmen veya rehber bulun kısmına girdiğinizde orada ülkenizde bu konuyla ilgili kim varsa onun dökümünü çıkartır. Bir isim de sorguladığınız zaman o kişinin yetkinliğini de verir eğer o konuda bir yetkinliği varsa. Dolayısıyla oralardaki uygulamaları ülkemizde de kurum ve devlet kurumlarının belirli bir standartta yapması iyi olur. Faydalı olur. Çünkü Tamam. multidisipliner dediğimiz artık çoklu disiplinlerin bir arada konuşacağı, çözüm üreteceği, geliştireceği masalar oluşturmamız gerekir. Çünkü bir bireyin sağlığı dediğimiz zaman, well dediğimiz zaman işte hareketi, beslenmesi, İşte biyokimyası, sizin uzmanlığınız, morfolojik durumu, Durumu. eğer bir sporcuysa, ben sporcuysa, teknik antrenörü, işte sistemsel bilgisi, işte sağlık durumu mevcut, yani hekim tarafındaki durumu, bütün bunları değerlendirmek multidisipliner çalışmayı gerektirir. Dolayısıyla multidisipliner çalışma için de standardizasyon en önemli unsurdur. Sizin de vurguladığınız gibi. Yani kim bu konuda yetkin sorusuna cevabı yine devletin kurumları, kuruluşları sadece bir ehliyet vermek değil, birazcık daha hizmet verici tarafta olmak durumundadırlar. En önemli kurum da şu anda ülkemizdeki yani halk sağlığının fiziksel aktivite tarafını ilgilendiren kurumu fiziksel uygunluk yani fitness federasyonudur. Şimdi birazcık da buraya gelirsek 1960'ların başında Amerika'da JF Kennedy yani suikasta uğrayan devlet başkanı JF Kennedy bir devrim yapıyor. Ve bu devrimin adı şimdi eskiden gelen Youth and Fitness Konsülü'nün ismini deki Youth'u kaldırıyor. Yani gençlik kavramını kaldırıyor. Fitness Konsülü olarak değiştiriyor ve bunun sadece gençlere ait değil, toplumun tümüne ait bir kavram olduğunu vurguluyor. Şimdi içinde bulunduğumuz durumda 1969'dan bu yana işte beden terbiyesi, bakın ne kadar güzel bir isim. Beden terbiyesi. Ya. Sonra 89'da gençlik ve spor Spor. beden terbiyesi, gençlik ve spor genel müdürlüğü ve akabinde de gençlik ve spor bakanlığı olarak mevcut durumda bir oluşum var. Şimdi burada hep ben söylerim, eğitimlerde de söylerim, sohbetlerde de söylerim. Bilgi oluşturmak için olguyu oluşturmak. Yani yine
Geldi mi sesin? Geliyor Geliyor mu? hocam, ses geliyor. Evet, biraz gitmişti, Tamam. geliyor şimdi. Aha. Gençlik ve spor dediğimiz zaman Geldi şimdi. zaten toplumsal olarak spor kültürü oluşmamış bir popülasyonun algısını nasıl olacağını öngörebiliriz. Spor, gençlik. Yani buradaki gençliğin Ses gidip geliyor. Evet. geldi mi? Ben şu an alıyorum hocam ama arada bayağı bir gidip geldi. Ha, geliyor geliyor şimdi hocam. Geliyor mu? Tamam. Hocam bir saati doldurduk. Bir toparlayalım isterseniz. Tamam. Yani gençlik ve spor kavramı sadece gençler için değil, bütün toplum içindir. Spor sadece kazanmak, kaybetmek ifade etse bile altında yatan araç, yani fiziksel aktivite mutlaka önemsenmelidir. %98'lik bir popülasyonu es geçip sadece sporun %2'lik lisanslı sporcu tarafına hizmet etmek doğru bir yaklaşım değildir yönetim olarak. Dolayısıyla en kısa sürede halk sağlığı tarafının, fiziksel aktivitenin, zindeliğin vurgulanacağı bir oluşum, bir altyapı oluşması şarttır. Spor politikası bu şekilde oluşmalıdır. Zaten hareketli olan bir toplumdan verimlilik, sağlık, sosyal, ekonomik Tabii, faktörler tabii, yükselecektir. tabii. Sporcu da bu toplumdan çıkacaktır. Hareketli bir toplumdan sporcu çıkar. Dolayısıyla bizler, uygulamacılar, uzmanlar multidisiplinler çalışmaya gayret etmeliyiz. Mutlaka her işin uzmanından destek almaya gayret etmeliyiz. Bilgi paylaşımına gayret etmeliyiz. Let's move for a better world diyorum son sözüm. Yani daha iyi bir dünya için Aynen hareket hocam. etmemiz şart. Evet, onu kafamıza vura vura bu pandemi bize gösterdi. Vay bısın hareket Evet. etmeyen, bağışıklık da gider, eklemler de gider, üstüne kilo, bütün kronik hastalıklar geliyor hocam. Çok değerli Evet. bilgileriniz, yaptığınız da çok önemli. Atletik House'a başvuruyoruz her zaman için, danışanlarımıza yönlendiriyoruz. Çünkü multidisipliner bir alan. Personal training'i ben çok önemsiyorum. Personal'ı Evet. her şeyde çok önemsiyorum. Çünkü biz bireyselleştirilmiş takviye ediyoruz. Bireyselleştirilmiş, hatta genetik artık takviyelere girdiğimiz zaman da Evet. bir trainer'ın da bireysel yaklaşımı çok çok önemli. Artık her şey bireysel Kesinlikle. yaşımla. O yüzden Evet. hizmetleriniz çok değerli. İşini hakkıyla yapan bütün Teşekkür ederim. antrenörlere, bütün spor bilimcilere bize bilgiler veren, bilimin ışığında bizi aydınlatan herkese çok teşekkürler. Sizin sayenizde iletiyim hocam. Çok Ben teşekkür çok ediyorum. teşekkür ederim. Tekrar bir yayında başka bir konuda buluşmak üzere. Çok sevinirim. Ne zaman isterseniz buradayım, hazırım sizin için. Herkese Tamam. çok Çok sağ teşekkür olun. ederim. İyi Sağ olun. akşamlar Saygılar, diliyorum ben sevgiler de. hocam. İyi akşamlar Sağ ol. hocam. Görüşürüz. Sağ ol. Evet, Türker hocama çok teşekkür ediyorum. Umarım yararlı bir yayın olmuştur. Ben yayını kaydedeceğim, sonra YouTube kanalına da atacağım. Oradan tekrar seyredebilirsiniz. Diğer konularla ilgili soruları gördüm ama konu dışına çıkmak istemedim. Ama yarın akşam bir mitokondri sağlığı yayınım var gene. Doktor Ercüment İlgüz hocamla. Orada mitokondri sağlığı, egzersizin mitokondrilerimizi nasıl beslediğini, arttırdığını, hangi takviyeleri almamız gerektiğini orada konuşacağız. İlgilenenler olursa yarın akşam 9'da bekliyorum. Herkese teşekkürler, iyi akşamlar.